Galatasaray Televizyonu'ndan herkese mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Voleybol Arenası'na hoş geldiniz. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz olacak. Galatasaray Erkek Voleybol Takım Menajeri Sinan Cem Tanık ve yeni transferimiz Can Ayvazoğlu bugün canlı yayında konuğumuz olacak. Öncelikle hoş geldiniz diyelim ikinize de. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederim. Tabii şimdi programımızda ilk olarak özel bir anı yaşayacağız. Daha önce resmi siteden transferiniz duyurulmuştu. Canlı yayında canlı size sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaya atacaksınız. Duygularınızı alalım öncelikle. Duygularım, ben çok mutluyum açıkçası Galatasaray'a geldim. Çünkü voleybola başlamam Galatasaray'da olmuştu. Yaklaşık herhalde 10 sene ve hatta daha fazla oynamıştım. Başladığım yere geri döndüğüm için mutluyum. Evet. İnşallah sakatsız bir sezon geçirip en üst seviyelere de taşımaya çalışacağız takımı. Sinan Bey, sizin de düşüncelerinizi alalım. İyi transferlerimize devam ediyoruz. Tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. Can da bütün Türk voleybol camiasının tanıdığı ve çok güvendiği, uzun yıllar milli takıma hizmet etmiş, uzun yıllar büyük kulüplerde hizmet etmiş ve Galatasaray'a da çok emeği geçmiş arkadaşlarımızdan birisi. Ben arkadaşım diye nitelendirebiliyorum, aynı jenerasyondan sayılırız. Artık farklı pozisyonlardayız ama bu benim için de çok mutluluk verici bir durum. Can'ın oyunculuğu, kişiliği, karakteri konusunda çok güveniyorum kendisine ve Galatasaray'a çok iyi şeyler katacağına inanıyorum. Bu sene ve önümüzdeki yıllarda da. Gerçekten her türlü kalitesiyle gençlerimize örnek olacak. Ayrıca sportif performansıyla da takımımızı çok ileriye götürebilecek bir birey olduğunu düşünüyorum. Bu sene libero pozisyonunda bize hizmet edecek sahada. Evet. Çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Kendisine de sakatlıksız, başarılı, güzel bir iki sezon önümüzde geçirmesini diliyorum inşallah. O zaman dilerseniz seyircilerimizin de görmesi açısından sözleşmemizi imzalayalım. Onun üzerine de sohbetimizi edelim mi? Tamam. İmzalayayım. Tabii yuvaya dönüş de artık özel bir durum. Evet. Özel. Çok özel. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ olasın. Çok teşekkür ederiz. Can Ayvazoğlu kendisine 2 yıllık sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye de canlı yayında imzasını attı sevgili izleyiciler. Biz kısa bir reklam arası verelim, ardından sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından voleybol arenasında yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Sinan Cem Tanık'ı uğurladık. Can Ayvazoğlu ile baş başa kaldık. Bir kez daha yuvana hoş geldin diyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Voleybola Galatasaray altyapısında başladın zaten. 2007-2008 sezonunda da Galatasaray forması giydin. Uzun bir aranın ardından sonra yeniden evine, yuvana döndün. Öncelikle düşüncelerini alalım. Açıkçası çok mutluyum. Birkaç 6 senedir Ankara'daydım. Hı hı. Orada da güzel yıllarım, başarılı yıllar geçti fakat yani Galatasaray gibi bir yerde oynamak farklı bir şey. Yani ben küçükten bunu yaşadığım için, yani bir büyük camia sonuçta. Hı hı. Yani özel veyahut da banka takımıyla kıyaslanamaz bir şekilde. Evet. Yani mutluyum, çok çok mutluyum açıkçası. İnşallah eskiden başarılı olduğum şekilde bu sefer de yine başarılı olursam muhakkak ondan şüphemiz yok. Şimdi takımda libero pozisyonda görev alacaksınız. Aynı zamanda takımda kaptanlığını üstleneceksiniz. Galatasaray'da hedefler her zaman büyük. Zor bir sezon bizi bekliyor. Şöyle bir sezona baktığımızda nasıl bir sezon görüyorsunuz? Vallahi ilk başta açıkçası istediğim, inşallah bütün takım arkadaşlarım, gençlerim, işte hocam, abilerimiz, işte arkadaşım Sinan olsun, menajerimiz. İlk başta inşallah hiçbir şekilde bir sakatsızlık, sağlık, her şey iyi olsun. Olmadan. Eğlenelim. Hı-hı. Eğlendikten sonra zaten tahminimce her şey yavaş yavaş gelir. Şimdi diyemem ki şampiyon olacağız diye, çünkü bilemiyorsun. Evet. Yani önemli bir oyuncun sakatlanıyor, bir şey oluyor. O anda her bir sürü etkeni var yani olabilir sonuçta. Ama yani bu forma için bunu söyleyebilirim. Yani ben ve arkadaşlarım dahil herkes sonuna kadar her damlasını akıtacak yani. Şimdi daha önce birincilikte birçok takımda da forma giydin. Kariyerinde de çok önemli başarıların da var. Şimdi geçtiğimiz sezonda Halkbank'ta forma giydin. Halkbank'ta ligin çok güçlü takımlarından bir tanesi. Ankara'dan İstanbul'a geldin senin de söylediğin gibi. Nasıl bir süreçti bu? Biraz da onu anlatır mısın? Vallahi benim sürecim biraz, benim eşim Alanyalı.
Hı hı. Ben İzmirli, işte Ankara'daydık. Birkaç senedir öyle bir Bermuda üçgeni bayağı sezon sonu zor oluyordu. Şimdi İstanbul, benim daha çok işte küçüklüğümden beri burada olduğum için daha fazla arkadaşlarım burada. Hem camiada olsun hem dışarıki hayatta daha çok arkadaşım burada. Sporcuyu bu etkiliyor değil mi? İster istemez etkiliyor. Yani sonuçta her ne kadar da olsa her gün antrenman olduğu zaman bile ya insanın ister istemez biraz da ayrı bir şey istiyor. Hı. Hani dışarıda bir sosyal hayat istiyor. O konuda... Ben de bir Ankaralıyım. Ankara biraz yani zordur biliyorum. Aslında öğrenci şehri. Güzel. Evet. Çok üniversite var ama ben İzmirli olduğum için yani bir denizsiz biraz sıkıntılı. Yani o evet, göl başına gittiğinizde gelen, bile evet. O nemi nefes aldığınızda bile farklı. Kesinlikle. Etkiliyor yani gidebileceğiniz yani. Yer yok. Yani ciddi söylüyorum izin oluyordu. Eşime diyordum hani bugün nereye gideyim? Alışveriş merkezini seçiyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 bir ay sonra başa dönüyorsun. Sürekli yani gidebileceğim başka bir yer yok. Ben de bir Ankaralı olarak çok çektim bunları. İstanbul'a gelince tabii yani insanın bütün havası her şeyi değişiyor. Tabii ki ruh hali de değişiyor. İster istemez geçen iki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Final Four oynadı. Tabii bambaşka çok zorlu bir arena. Galatasaray'da önümüzdeki sezon Avrupa arenasında olacak. Her zaman hedefler çok yüksek. Her zaman Avrupa'da öncelikle hedeflerden bir tanesi Avrupa'da başarı. Düşündüğünde kadroya da baktığında neler hedefliyorsun? Vallahi benim hedefim her zaman o kupayı alabilmek. Hı hı. Ama tabii bundan önce öyle hedefi ilk önce yüksek tutup önündeki maçlara bakmak lazım. Biraz da kura şansı da gerekiyor açıkçası. Evet. Hani gelecek takım üstte finalle gelmektense biraz daha önce gelirse hı hı. Hani bir bakıma da onu elediğin zaman bu sefer finali avantaj daha rahat oluyor mi? Ama evet. Finalde onunla karşılaşmak daha iyi ama inşallah maç maç yukarı tırmanıp inşallah en azından bir ilk finali görmek aslında istiyorum açıkçası. Yani ligede dönüp baktığımızda ekipler diğer ekipler de çok güçlü. Ligde çok başarılı oyuncular var. Tabii Türkiye artık seçiliyor. Sonuçta evet. Bir nevi para da veriliyor. Türkiye Ligi her ne kadar eskiden yabancı oyuncular hiç yani parayı da versen gelmezlerdi açıkçası. Evet. İşte bir şekilde Halkbank olsun, Fenerbahçe olsun, işte Galatasaray olsun bunları kırdık evet. Açıkçası. Şimdi gelmek de istiyor artık sporcular. Evet. Şöyle tepkiler de var yabancılarda aslında. Yani bizim handikapımız da Türkiye olarak o. Yani Türkiye'ye geliyor bazısı diyor ki siz... Yani çadırda mı yaşıyorsunuz? İşte dört eşlimsiniz. Yani öyle bir ön yargıyla geliyorlar. Sonra bir görüyorlar, gitmek istemiyorlar bu sefer. Yani genelde evet, İslam ülkelerine öyle bir ön yargı var da. Yani İstanbul, o en büyük handikapımız evet, o. Evet maalesef. Aslında baktığımızda yani sadece İstanbul'da değil yani. Hani Ankara'da gelişim yok, bütün açısından. Şehirlerimiz güzel tabii açıkçası. Güzel yani. Biz mesela bir İtalya'ya falan gittiğinizde de baktığın zaman büyük şehirde takım yok. Hepsi evet. Köy takımı gibi hani. Şimdi bu... Kötü bir tabir değil ama bildiğin tabii. Bir ilçenin takımı çoğunlukla voleybolda. Hani büyük şehirde çok öyle takım benim hatırladığım yok gibi yok. Bir şey yani. Ama şimdi peki aslında sonda soracağım soruyu şimdi sorayım. Yani baktığımızda voleybolda milli takımlar bazında da takımlar bazında da çok iyi başarılarımız var. Ama maalesef Türkiye'de voleybol hak ettiği değeri ilgiyi görmüyor. Ne yapmak gerekiyor? Vallahi o çok derin bir konu oldu. Yani ne yapmak gerekiyor? Her şeyin başı eğitim şart diyorlar ya aslında o da var yani. Çünkü baktığınız zaman Avrupa'da bir masa tenisi olsun bir şey olsun hani en küçük bir şey bir Avrupa şampiyonası olduğu zaman salon dolu. Hı hı. Ama bunun herhalde gelirle de alakalı bir şey. Evet. Yani çünkü... İşte dediğim gibi hani bazı yerler küçük olduğu zaman adamın yapacak bir şeyi yok. Spor diyor. Spor evet yani. Bir izlemek bir keyif alıyor. Ve hatta hani bir içeceğini içiyor orada keyifli. Hem maçını izliyor evet. Hem keyif hem sohbet. Hani o tarz bir şey var Avrupa'da. Türkiye'de her şey daha çok futbola endeksli. Evet, zaten doğru. Futbol artık bence bir sporun dışında bu. Sadece Türkiye için de geçerli evet, değil. Kesinlikle. Yani o bir business mi olmuş artık? İş... dünyası yani baktığınız zaman değil. Ama doğru. Voleybolun yani olabilir bizim Türkiye'de benim sadece yıllardır oynadığım ve gördüğüm şey
başarı olduktan sonra bir şey. Yani bu hem reklam veyahut da şey için de geçerli. Evet. Bizim Türk insanı için de geçerli. İlk başta bir başarı olsun ki ben yapayım diyor. Ama aslında senin... işte sıkıntı şu, başarı var zaten voleybolda. Hem takımlar bazında hem yani kulüp takımları hem milli takım bazında. Yani hani biraz daha voleybolu böyle futbol kadar cazip kılabilmek için neler. Yani şimdi baktığımızda evet onun için maddi aslında getiri olarak... milli takımın yani bir Avrupa şampiyonası veyahut da o tarz bir şeyde bir şampiyon veyahut da final oynamanız gerekiyor herhalde. Hı-hı. Bunu basketbolda Efes'te veyahut da milli takımla kırdı herhalde bence. Hı-hı. Sonradan da işte diyorum ya reklam. Aslında baktığın zaman reklam, doğru. Şimdi reklamcıya gitsen hani voleybolu pazarla dese bir başarım var mı diyor. İşte benim demek istediğim de o. Hı hı. İlk başta senden başarı istiyor ki ben seni pazarlayayım diyor. Halbuki ilk başta sen bir pazarla başarı gelir belki. Başarı gelir, illaki gelir zaten. Evet. Yani hakikaten voleybola baktığımızda artık lig olarak. Ya başarı geliyor. Şöyle baktığınız zaman hani bayanlar daha başarılı bizden. Evet. Ama hani Türkiye'de mesela dışarıda sor, voleybol bir bayan sporu olarak görünüyor artık. Evet işte bir de o... Ama şunun da bir sebebi gerekiyor. Var, benim de kafamı kurcalıyordu her zaman. Niye? Ama erkek voleybol çok güce dayanılı bir, yani kesinlikle. Güce dayalı bir spor. Evet. Yani rally çok olmuyor. Ben bunu Halk Bankası'nda İzmir'de Türkiye Kupası oynarken fark ettim. Maliye'yle oynuyorduk. Hı-hı. Bir pozisyon oldu, top herhalde bir 10 kere gidip geldi. Hı-hı. Ondan sonra seyirci çıldırdı. Demek ki dedim hakikaten, çünkü bayan voleybolunda daha çok rally oluyor. Evet, kesinlikle. Ama daha erkekte çok güç de. Artık evet. Olduğu için ralliler çok nadir oluyor. Hı hı. Yani hemen bir alınıyor, bitiyor. Evet, bitiyor. Ve bu da tabii haliyle seyirci için herhalde çok da cazip bir şey. Evet, çok cezbedici olmuş. Ya biz voleybolcu olarak hani servis maç veyahut da bir blok olduğu zaman daha çok seviyoruz ama bilmeyen için herhalde gidip olarak... gelmesi... Daha heyecan verici tahminimce. Ben de bir seyirci olarak yani erkek voleybolunu izlediğimde daha güce dayalı olduğu için daha keyif veriyor bana. İşte o yani işte o algıyı bir kırmak gerekiyor yani. Sadece kadınların yaptığı bir spor algısını güzel bir yaklaşımla bunu kırmak gerekiyor hakikaten. Ya kırmak değil yani sonuçta bayanlarımız başarılı. Evet. Hem kulüp bazında hem milli takım bazında başarılı. Erkekler de bunu sağlayamıyor. Bizim bir de şöyle bir handikapımız var. Yani sonuçta ilk başta hobi olarak başlıyorsun ama bu sporu sonuçta para için de yapıyorsun. Tabii ki. Şimdi uzun olduğun zaman ister istemez sizin de çocuğunuz olsa gider basketbola verirsin. Doğru, evet aslında öyle baktığınızda. Yani orada zaten olay kırılıyor. Biraz da aslında herhalde şey yapmak gerekiyor. Ya Türkiye'nin en büyük sorunlarından, sporda sorunlarından bir tanesi altyapıya tabii, önem vermemek. O aşikar, orası öyle. Peki voleybolda bunun için neler yapmak gerekiyor? Biraz da altyapıya yatırım. Ya işte diyor mu her şey birbiriyle bağlantılı. Reklam daha iyi olursa gelir daha iyi olur kulübün. Hı hı. Gelir daha iyi olursa gerçi hani bilmiyorum şeyi o konuyu derin olarak ama normalde baktığınız zaman en iyi antrenörlerin altyapıda olması lazım. Doğru kesinlikle yani, evet. Altyapıdan gelecek yani her, yani aslında bir her branşta böyle. Bir yeni bir gelecek hani alttan genç bir şeyler istiyorsa Türkiye en iyi antrenörünü aslında altyapıya vermen lazım. O zaman antrenör demişken hemen bu konuya da değinelim. Voleybolun imparatoru dediğimiz Nedim Hoca ile bu sezon çalışacaksın. Heyecanlandırıyor mu durum seni? Tabii benim o yani ben küçüklüğümde başladığımdan evet. Benim antrenörümdü. Milli takımda ve kulüplerde. Ya inşallah onunla zaten yani babam gibi kendisi. Hı. İnşallah hani o konuda ya ben şöyle söyleyeyim. Bence bir Türk antrenörle çalışmak her zaman daha iyidir. Çünkü yabancıların programda... yani farklı bir kültürleri var, farklı bir yani ona göre mesela sana kötü yönünü söylemek yani olması gereken bir şey aslında evet. Ama Türk insanı olarak sen onu bir eksi olarak alıyorsun ilk başta. Evet. Bu sefer sen çekiniyorsun, sen gard alıyorsun öyle böyle derken ama bir Türk antrenör yani kendi bizden olan birisi her zaman bence daha bir avantaj. Kesinlikle yani geçtiğimiz programda bir sadece sevgili... bu hani şey için de geçerli değil. Sözünüzü kestim ama hani sonuçta antrenman taktik bir yere kadar. Hı hı. İşte bu konuda da Nedim hocamız herhalde hani senin bir gaza getirme da, ve evet. Bir arkadaşlık, bir abi, bir baba olarak
Yani bulabileceğin en iyi şey herhalde. Ya motivasyon açısından da tabii ki çok önemli. Geçtiğimiz programda sevgili Sinan Cerintanık'la da aynı konuya değinmiştik. O da eski bir sporcu olarak antrenörlerle, Türk antrenörlerle Türk oyuncuların ilişkisinin daha kuvvetli olduğunu. Aslında sadece voleybolda değil bence. Ben bir izleyici, bir taraftar olarak gözüyle söylediğimde. Bizim Türk insanı biraz daha duygusal. Biraz daha ikili iletişimin kuvvetinden motivasyon alabiliyor. Aynen. Bu noktada öyle. Da Nedim Hoca sizin için bence çok büyük bir şans diye düşünüyorum. Aynen öyle. Şunu da merak ediyorum. Yanlış bilmiyorsam bir oğlun var. Evet. Genelde başarılı sporcuların çocuklarını da hep sporun içinde görüyoruz biz. Bu genelde oyunculara sorulan çok klişe bir soru ama sana da sormak istiyorum. İster miydin oğlunun voleybolcu olmasını? Şimdi o çok yani, hiç düşünmedim daha. Ya hiç düşünmedim demeyeyim. Yani ne olabiliyorsa istediğini olsun. Ben her zaman ona destek ama olacağım. Ama herhalde sporun içinde olmasını istersin. Sporcu olmasını isterim açıkçası. Bu voleybol olur, masa tenisi olur, yüzme olur, kürek olur. Ya fark etmez. Yeter ki sporcu olsun. Yani en azından çünkü hani her ne kadar boş olursan yani sokakta veyahut da şeyde bir anlamı olmuyor evet. Açıkçası. Ya ben ilk başladığımda futbolcuydum. Öyle mi? Yani futbola bayılıyordum ben. Hatta rahmetli babam, babaannem hep hala söylerler. Annem de. Hani top versen bana yetiyordu yani. Hiçbir derdi, tasaları olmuyordu. Ben topun peşinden sürekli koşuyormuş. Şimdi aslında genelde böyle tecrübeli futbolculara sorduğumuzda mesela çocuğunun ileride futbolcu olmasını ister misin? Hayır, kesinlikle istemem diyor bazıları. Çok zorlu bir spor işte. İşte transferde başka bir yere gitsen yani çok zorluklarını yaşayacak. Voleybol da aslında baktığımızda zor bir oyun. Bir salon oyunu. Muhakkak zorlukları vardır. Değil mi? Şimdi her güzel şeyin bir zor yanında var. Ya, o illaki öyle. Ama hani şimdi iyi bir sporcuya da şimdi gidip hani ben oğlum olmasını istemem demesi ya bilmiyorum Türkiye'de ben sanmıyorum. Ben demezdim açıkçası. Ya çünkü hani bir sürü görüyoruz gençlerimizi. Üniversite okuyup bitiren, evet. işsiz kalan. Yani bir sonuçta hem hani bu yaptığımız spor bir kere sağlık açısından iyi değil. Hani bu sağlık spor değil. Sağlık spor sadece yürüme herhalde. Tempolu yürüme. Ama hani hem ya sonuçta hobini iş olarak yapıyorsun. Bu evet. en güzel şey o olsa gerek. Hani parasının arasını geçtim. Burada dikkatimi de çekiyor. Üzerinde de bir Metin Oktay tişörtü var. Herhalde forma numaranda forma olacak. Forma numaranla alakalı. Evet, pazar ve günü de Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü, 24. ölüm yıl dönümü. Özel de bir numara. Her takımda yani aslında tabii ki her sporcu, her oyuncu bizim için önemlidir. Ama on numaralar biliyorsun her takımda yani da Türkiye'de de evet. biraz önemlidir. Senin için de özel bir durum herhalde. Yani özel. Öyle oldu. İnşallah uğur getirir. İnşallah uğur getirir. Mekanı cennet olsun inşallah Metin Oktay'ın. Yani bir tesadüf oldu. Güzel bir tesadüf. Güzel bir tesadüf oldu açıkçası. Peki son olarak da taraftara söylemek istediğim bir şey var mı? Biz genelde salonlara daha dolu görmek istiyoruz. Hep bu ekranlardan çağrıda bulunuyoruz. Genelde antrenörler de oyuncularımız da hep taraftarın salonda olmasını istiyor ama maalesef derbi maçlarında yaşadığımız o kötü olayları değil de daha çok gerçekten voleybolu keyifle izleyen, salonlara ailesiyle gelebilecek insanların gelebileceği ortamlar yaratmak istiyoruz. Senin taraftara söylemek istediğin bir şey var mı? Benim tek söylemek istediğim gelsinler biz de eğlensinler o kadar. Yani. Eğlensinler evet. Yani aslında sporun bir eğlence olduğunu, keyifli yani, bir iş olduğunu anladığımız zaman herhalde. Herhalde o zaman biz daha başarılı olacağız evet, Türkiye kesinlikle. Olarak. Son olarak başka söylemek istediğim bir şey var mı Can? Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. İnşallah bu sene hayırlısıyla herkes elinden gelenin en iyisini yapıp inşallah en iyi dereceleri basamak basamak yükselip almayı hedefliyoruz. Sizi de bekliyoruz salonumuza. Seve seve geleceğiz. Dileriz bol kupalı başarılı bir sezon olur İnşallah. Diyelim. Sevgili izleyiciler, bugünlük de voleybol arenasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Stüdyomuzda Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferi ve kaptanı Can Ayvazoğlu'nu ağırladık. Bizden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.